Herkese selamlar. Ünal yapım olarak yeni bir Paladins bölümünde sizlerle beraberim. Bu bölümde yeni karakterin kart dizilimlerini sizlerle beraber yapacağım. İmani'nin öncelikle içine giriyorum ve bakalım neler varmış. Kartlarını çok merak ediyordum. Hiç bakmadım abi. Sizlerle beraber ilk kez bu bölümde bakacağım. Ve en iyi şekilde dizmeye çalışacağız. Evet, bir elementsel değişim. Yani Q hareketiyle elementlerimizi sudan işte buza veya buzdan ama su diyorum ya. Ateşten buza veya buzdan ateşe nasıl döndüreceğiz? Bunlar hakkında ayrıntılı bir kart alalım. Element değişiminin bekleme süresini 1 saniye azalt. Element değişimi dondurucu kaymanın bekleme süresini 1 saniye azalt, gerek yok. Element değişimi buz bombasının cehennem topunun bekleme süresini 1 saniye azaltır, gerek yok. Elementsel değişim kullanmak seni 100 can iyileştirir. Gereksiz. Burada en çok gerekli olan element süresini hızlıcana bana değiştirebilmesi. Çünkü arka tarafta siz Q'yu mesela sağ tıkladınız ya buzda. Aleve geçtiğiniz zaman sağ tıklamanın süresi bayağı fark ediyor. Yani oradaki ikisi de bir değil. Bir tanesini kullandıysanız, diğerini kullanmadıysanız hemen ona girip kullanabiliyorsunuz. Bu yönü bir oyunun açıklığı. Gelelim dondurucu kayma. Yani kaykay hareketimizi göstertiyor. Dondurucu kayma esnasında her saniyede 50 can iyileş. Gerçekten çok güzel. Dondurucu kaymanın süresini 0.50 saniye arttır. Dondurucu kayma esnasında her saniyede %4 mana üret. Dondurucu kayma %5 daha hızlı gerçekleşir. Gerek yok. Burada dondurucu kayma esnasında her saniyede 50 can iyileş benim için. Hatta bunu 200 cana çıkarttım. 200 can benim için iyileşebilir. 300 de 150 de iyileşebilir. Yani kayarken her saniye başında bana can kazandıracak. Yaklaşık 3 saniye kayıyor. 150-150, 450 toplamda 3 katı kadar bir can bana sağlayacaktır. Gelelim buz bombasına ya da alev atağına. Buz bombasının yere çakma süresini 0.2 saniye arttır. Gerek yok. Cehennem topunun mana katkısını %5 arttır. Gerek yok. Buz bombası mana katkısı %15 arttır. Gerek yok. Cehennem topunu kullanırken hareket hızını %20 arttır. Buna da gerek yok. Yani bu kartlardan hiçbirini almayın. Çünkü gerçekten gereksiz kartlar abi. Bunu alana kadar şuradan dondurucunun kaymanın süresini 0.5 saniye yerine 1 saniye arttırın. Bence 10 kat daha iyi. Ama değiştirebilirim. Sadece şimdilik diyorum. Bu kartlar yerine. Evet, geldim son zırh silah kartları. Canın %50 ya da daha altına düşerse 3 saniye boyunca 100 canlık bir kalkan kazanır. Kesinlikle almam lazım. Alev topu ile hasar vermek buz bombasının bekleme süresini 0.5 saniye azaltır. Bu oyunda bekleme sürelerini azaltan kartları genellikle almayın. Çünkü 0.5 saniye. 3-4 yaptığınız anda 1 saniye sizi o kadar geliştirmez. Buz oku vuruşu ile cehennem topunun bekleme süresi 0.5 saniye azalır. Gerek yok. Maksimum tabancanın 50 artar. Gerçekten şu iki kart tam da gerekli olan bizim kartlarımız. İkisini de aldım. Bize 100 tabancanı arttırsın. Canım %150'yi altına indiği zaman otomatikman 300 canlık bir kalkan kazandırsın. Hatta bunu elemental değişiminden 1 saniye kırpacağım ama 1 saniye sadece. Ve bunu buraya aktaracağım. Bana 400 canlık bir kalkan sağlasın abi. Çünkü gerçekten bizim canımız çok kötü. %50'nin altına düştüğü anda bana direkt kalkanımı versin. Bana bunun bayağı yarar olacak. Kaydet ve çık dedim abi. Elementler zarafetini de düzeltelim. Şöyle tekrardan giriyorum. İsim yerine de burayı Ünal yapım olarak da değiştirdim. Ve kart dizilimimizi de yapmış durumdayım. Şu an bakalım bu kart dizilimiyle neler yapacağız onu görelim. Hani oyunda neler sağlayacağız. Bir de oyunda ben size şeyi göstermedim. Nasıl bu karakteri hızlı bir şekilde alırsınız. Daha önceden görenleriniz vardır büyük ihtimalle. Ekranın tam şuralarına bir yerlerine tutuyorsunuz abi. Tam o kare küçük ekran gelsin, o zaman göstereceğim. Bunu deyip alamıyormuşum filan. Ha şura abi. Şuraya tıklıyorsunuz bak. Canavar gibi tıklayın, canavar. Lan ne oldu? Aa, tıklamışım da tamam. Ne olduysa orada bir şeyler daha açıldı ha. Tam o köşeye tıkladığınız anda otomatikman geliyor abi. Takviye kullanın. Bu karşılaşmada takımının savaş bileti tecrübesini %20 arttırır. Kesinlikle takviye kullanıyorum. Son 3 adetim kalmış ama yine de kullanacağım. Çünkü yenebileceğime inanıyorum. Bu karakter gerçekten takımı üst düzeye çıkarıyor. Şu bekçi kostümünü keşke alsaydım ya. Mağazadan doğrudan satın alınabilir. Lan oğlum alamadık işte. Vereydin şimdi, ne olacak? Şu herif seçmezse bok yedik ha. Aç gözlü zaten herifin şeyi de. Altyazısı da. Büyük ihtimalle şey olmayacak, seçmeyecek karakteri. Bobby'de de yazmıştır bu keko. Ben alayım diye. Yo, yazmamış la, hayret. Almayacak ha. Aa, aldı ya la. Yink aldı sonunda. Hayret. İyi, bir tane tankımız. İki tane support'umuz. Abo. Çok iyi. Ve karşıda aynı karakter alan yok. İşte abi bu el bizde. İmani. Gerçi bir tek yönümüz sıkıntı. Karşıda hep tek atanlar var bak. Casey. Androxus Pip. Birazcık Casey'de birazcık sıkıntı olabilir. O bana çatır çutur oklarını hızlı sallayabilir. Kinesa zaten tek atıyor abi. Arkadan dolanıp göreceğiz ama iki tane support olması büyük iyilik sağlıyor bir de. Zin'in olması abi. Zin de bize yarar kesinlikle sağlar abi. Arkadan dolanır çatır çutur çatır çutur öldürür. Makua da problem ya. Makua'yı nedense artık sevmiyorum. Çünkü öldürülmesi gerçekten zor bir hal almaya başladı Makua'da. Eğer takımda bir supportunuz varsa zor ölüyor.
Alev delisini almayacağım. Gerek yok çünkü gerçekten şunda kullanmam daha iyi. Alev delisinden yani normal atanda çat çat 3. vuruşunda bom. Alan hasar veriyor. Başka bir şey yok. O yüzden onu da ben tek tek kullanmadığım için pek işime yaramıyor. Yeni kart dizilimimizi de seçtikten sonra I'dan moral desteğimi de alıyorum. Ve yine mi aynı harita geldi? Ya oğlum ya daha bunu geçemem. The battle is about to begin. Bakalım ne yapacağız. Hop. Dön yavrum. Vay oğlum dönüşü de çok ya Q'ya filan. Alevde kalalım. Alevde gerçekten işe yarayacak. Oğlum çok erken bastım. Oha 20 saniye dedi. Bak Q'ya basacağım. Gördüğünüz gibi buz hata yine normalde. Ama buzla maalesef gitmek zorunda kalacağım. Q'yu kullandığım için kafama tüküreyim. Maalesef onu kullandım abi. Ama neyse buzda dondururum derken ay tüküreceğim ya. Kazayla attan indim ya Q'ya basıp. İlk kanı aldık. Güzel. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. Aa, nereden vurdu lan? Endrosus tepede geziyormuş. Nasıl görmedim lan? Hayret bir şey ya. Bak kalkan da işe yaradı ha. Kalkan olmasa yandıydım. Ama canım hızlı dolmadı kaykayın üzerindeyken. Onu fark ettim. Bir anda durdu. Yani son ikinci, üçüncü saniyesinde herhalde saniye kaybından dolayı oldu. Hemen gidiyorum. Ortaya bir muz topu atacağım. En sevdiğim hata yapmayı biliyorum. Ya bırakın da bir öldüreyim ya. Kesi yine Kinesa ile ikisi şey yaptı. Aynen. Kesi ile Kinesa. Adamı neredeyse öldürüyordum ha. Endrox'un canı şu kadarcık kalmıştı. Ultim neden çıkmadı? Daha çünkü az. Birazcık daha paraya ihtiyacım var. 519'da 600 olduğu zaman ikinci moral desteğini basacağım ve bum 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 bebeğim. Şu arkada biri birine sıkıyor. Oğlum canın nasıl doldu senin ya? Yes baby, yes baby. Yink helal olsun, serious. Bile kullanmadım abi. Ultime bile gerek kalmadı. Şu an ultiyi direkt basacağım. Ve bum 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 bebeğim. Bum bum bum. Ortayı direkt alacağım. Moral desteğimi birazcık daha arttırıyorum. Çünkü gerçekten bayağı yararı oldu. Ve yaşam sökmeyi alıyorum kesinlikle. Dağlama alırdım ama Pippin o kadar güçlü bir hareketi yok. Bu el biraz hızlı biteceğe benziyor. Çok kolay bir maç olacak abi. Benim için. Hadi buradan oraya kayalım. Hop. Çok iyi. Kayması, Dragon'a dönüşmesi. Yani bu hero'yu nereden bakarsanız bakın her türlü çok iyi. Sol taraftan arkadan gideceğim ve bir anda Dragon'u çıkaracağım. Yani Dragon'u çıkaracağım. Dragon'un bir adı var mı? Ejderha çağrısı, alan hasarı. Şuradan hızlıcana gidelim de. Dık 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 dık. Oğlum nasıl takıldın oraya ya? Şuradan inşallah kimse gelmez. Arkadan ejderi çıkaracağım çünkü. Oğlum oha la oha la. Ponte,
Oha, Casey geldi, direkt öldürdüm. Oğlum ultiyi ilk defa boşa salladım lan. Bir önceki oyunumda görmüşsünüzdür, bu kadar boşa atmamıştım ama bu el gerçekten çok sallamazsan attın. Yani durduk yere abi, boş yere attım ya. Sağ tıklayacaktım, E'ye bastım. Gaza geldim bir anda. Hadi be! Yapma şunu ya. Kinesi'ye bak anasını satayım. Pip ilk defa iyi oynadı ya la. Adamı resmen üstte mıhlıyordum ha. Çok pis sinirlendim. İntikam çok fena olacak. Yürütmeyeceğim onları abi, bak aracı. Ya sen nasıl bir pislik bebesin ya? Arkamdan nasıl geliyorsun ya? Dağlamayı alalım ya biraz da. Endrox'uz çatır çutur vuruyor ya la. Adamlara yardım hiç olmadı. Direkt koşuyorum. Hadi be, o bekleme süresi bak çok fazla. Sağ tıkladığım zaman Endrox'un atak hızına bak. Endrox'un atak hızı çok hızlı abi. Çatır çutur vuruyor. Yine vurdum ama o kadar iyi vuramadım. E'ye basacağım ama ultimi boşuna harcamama gerek var mı? Var. Bir dakika varmış. Hiç sıkıntı değil. Bas gitsin anasını satayım. Bir dakika içerisinde biz neler öldürmedik ki? Çok iyi yere saklandım, yemin ediyorum bulamadılar bile. Aa, Pip'e bak lan, ne çabuk gelmiş, çakala bak. Pip çok çakal oynuyor ha. Bir anda hızlıcana gelmiş. Ultiyi bu el güzel kullandım. Biraz boşa da atmış olsam yine de iyiydi abi. Çünkü zaten yeniyorduk, onda sıkıntı yok. Buza geç, buza geç. Bu el buzda başlayayım abi. Çünkü adama takır 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 hemen uzaktan salmam gerekiyor. Bu yüzden biraz önemli. Bir de sağ tıkladığımda bu dondurma hareketi gerçekten çok işe yarıyor takıma karşı. Buz kayağını da gerçekten beğendim ya. Hoşuma gitti ha. Kahretsin lafı çok güzelmiş ha. Sağdan mı gitsem soldan mı? Soldan gideceğim ama nedense sağdan çıktım ha. Koş yavrum. Düldülüm benim. Alevle buzu birleştireceğim şimdi oyunda. Oo, soldan bir kişi geliyor.
Ejder'i keşke çıkarsaydım ya. Bu kadar hızlı biteceğini bilmiyordum. Ejder'i çıkarıp hemen adamların önüne çıkardım vallahi. Çok güzel olurdu. Yine de ilginçti. Bizdeki Kinesa mı onlardaki Kinesa'yı oynamış. Bir ara harbiden çok iyi öldürdü la bizi. Baba başta saklandı orada. Çatır çatır geleni gideni öldürüyordu. Bam. Üff. Herif tam sıfırdan başlarken öldür. Oradaki de benim galiba. Hepimiz öldürmüş. Zinmiş la gerçi ben değilmişim. Oğlum çok efsaneydi ha. Bölüm güzeldi. Bu karakterle oynaması gerçekten çok zevkli. Hele ki yeni kart dizilimiyle bence hoşuma gitti. Karakter güzel oldu. Bu eleme fazla iyi hareket yapamadım. Çünkü tam bir komediydi abi. Ultiyi falan boşu boşuna bastım. Bu eleme onu telafi edeceğim kesinlikle. Hadi bakalım. Dur. Girmeden önce. Şampiyonlar. Hemen şu kel kostümü al. Ya en azından kel mel ama alalım abi. 60 bin para var. Bizde oha. La. Kaçacak. Hemen şurada abi tıklıyorsunuz. Siege. Yine aldım. Takviyemi yine kullanıyorum. Kadını tam alacaktım ya. Kel kafayı. Ooo. Jaguar şelaleleri. Oğlum çok iyi lan. Kapının oradan bir gideceğim. Ama burada görünme şansımız birazcık daha fazla Jaguar şelalelerinde. Yani daha fazla gözükeceğiz. Eskisinde saklanacak yerler vardı ama burada pek yok abi. Açık konuşayım yani. Kaykayla yukarılara mı kaysam ki? Bunda yok ya. Bunda yakalanırız abi. Hem de çok rahat yakalanırız. Yani ejderi yerin altından götürmem lazım ve görünür bir yerden gitmeliyim ki kendimi de orada koruyabileyim arka tarafta. Çok da geride de basamayacağım haliyle. Onların orada basarsam ama bulamazlar. Mantık bu. Onların orada basıp gideceğim abi. Olayı öyle çözeceğiz. Oo, Bomb King var, Victor var, Sky var. Evet, işin tek güzel tarafı abi şey yok. Oyunda. Tankları yok. Ve Sky abi yenmenin bir yolu var. Giderken her yere ateş püskürtün çünkü zaten sınırsızsınız abi. İmani. Evet bakalım bu bölüm ne olacak? Çok merak ediyorum. Bu bölümde bak Sky birazcık beni korkutuyor. Onlarda da İmani var. Yani hepimizin birleşimi bakalım neler olacak. Bomb King de biraz tehlikeli. Victor zaten takır takır beni öldürür. Ben direkt buzda başlayayım abi. Şu hareketlerle başlayayım ki. Ya da dur. Başla anasını satayım alevli. Hareket abi şu bakın. Biriktireceksin. Boom. Bitti. İkisi. Direkt bir kişiyi rahatlıkla öldürebilirsiniz. Tabi başkası gelip sizi yok etmeye kalkmazsa. Bir kişi varken bu %100 işe yarıyor. Ama iki kişi falan varken bilemiyorum. Her an her şey değişebilir. Kaykaya binme işine bayılıyorum ya. Hele ki görüntüde falan mükemmel gözüküyor. Şu C'deyken yap ya. Q'yla dönüşme hareketini. Dönüşme hareketine de bayılıyorum. Çok güzel bak. Bam. Normale gel. Nereden gidiyoruz da buradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. And so it begins. Üç kişi geldi ya. Gelmeseler çok rahat alıyordum ha. Çok kalabalık geldiler ya. Nasıl lan oğlum? Kafasına attım lan son atağı. Adam şarjör değiştirirken ölmedi ya. Bombası öldürmüş ya. Herif bir anda panikledi, bombası öldürdü yemin ediyorum. Şuna bak, %90 ulti gücüm varken bombaya düştük lan. Bu iş zorlaştı. Grover başta beni çok fena mıhladı ya. Şunu da alalım da. Hadi la gençler, ne yapıyorsunuz? La inmiyor bak, inmiyor bak. Sağa tıklıyorum, inmiyor. Kardeş bu niye ilk ultide böyle bir saçmalık yapıyor ya?
İlk ulti de gerçekten çok saçmalı hero ya. Yavrum o bir kere olur diyecektim, yine öldük anasını satayım. Herifin bombasını ölüyor. Beni öldüremiyor zaten, bombasını ölüyoruz ha. Ve güzelce ne kaçtığım halde. Neyse, adamların ulti kullanması hoşuma gidiyor. Moral desteğini hala alamıyoruz. 516'da. Hadi. Yapma be. Esme'de tam kaçıyordum ya. İkisini nasıl aynı yere attı? Ulan bir beni görmüş, olaya bak. Bu olayda da hep ilk görünen biz oluyoruz. 587'de dondu. İnanamıyorum ya. Birazcık daha vuraymışım, çok iyiymiş ha. Hasar anlamında çok az vurdum adamlara. Ulti basmam lazım birazcık. Adamlar dağlamaya bak. Son gaz basmışlar. Karşıda support diyor. Ha gerçi şey var. Grover iyi healliyor. Alan heal iyi veriyor. Benim burada sağ tıklamayı seçmem çok iyi oldu. Çünkü herkes şeyin yanına gidecek. Grover'ın yanına giderken abi otomatikman biz jazz hızlı vuracağım. Ve bir anda iki tanesini üç tanesine birden vuracak. Şu an ultiyi açıp gireceğim. Adamlar yani afallasın diye özellikle ana kapıdan cart diye gireceğim abi. Arkadan hatta gireceğim. Victor birazcık koşar, dikkati dağıtır. Ama onun dışında diğerleri hiçbir şey yapamaz bence. Adamın Drogos'unu da öldürdüm lan. Adamın Drogos'unu öldürdüğüme inanamıyorum. Canım çok düşüktü ya. Support'a ihtiyacımız orada çok fazlaydı. Adama zaten arkalığın iki kişi gelmişler ha. Lan kaptıracak mıyız yoksa? Yok artık. Ya vursanıza ya. Of. Abi adamlar çok yeteneksiz ya. Zaten kapının girişinde ben adamları çatır çutur öldürmüşüm. Bizimkiler çok yeteneksiz, çok sıkıntı oluyor. Vallahi çok büyük problem. Ya siz ne kadar avel bir adamlarsınız. Adam arkasındakini öldürmeden yanıma gelmiş. Ay inanamıyorum ya. Adam arkasındakini öldürmeden yanıma geliyor. Çok fena yenildik. Çok fena. Kafamıza verdiler.
Sirius Garbim ne yapsın? Kafanıza tüküreyim kafanıza. Kafasız herifler. Ah, çok fena oldu çok. Adamın ejderhasını bile öldürüyordum lan. O kadar herif, karşındaki herif hiç kullanamıyor. Spawning in 15 seconds. Önce Grover'ı öldürmemiz lazım çünkü sürekli Q çekiyor abi. Ve 1'e 3 yeniliyoruz. İnanamıyorum lan. Karşı tarafta tank olmamasına rağmen hem de. Demedim ya la. O da healleyeceğine bakar anca. Adam direkt öldürdü ya. Bu nereden geldi? Ben bunu nasıl görmedim ya? Keşke alan hasarı azsaymışım oraya. Direkt öldürmüşüm. Göremiyorum adamı. Buzdayken daha rahat öldürürüm ben onu. Bir yandan Grover durduruyor, bir yandan bu vuruyor. Anasını satayım, nasıl bir his bu? Adam çok iyi ya. Adamın var ya rahat bir oyunu oluyor. Derviyi vurdu ha. Benim iki tane kaçırmışlığım var. Adam resmen çatır çatır vurdu ha. Dragon'u basıp alabilirim ama kullanmayacağım. Ortayı kapmada kullanacağım. 40-50 saniye kaldı çünkü araç hiç ilerlemedi. Ya bari sağ tıklasaydım belki takıma yararım olurdu. Hasar anlamında adamlar gerçekten çok kuvvetliler ya. Victor'la filan ikisi felaket vuruyorlar yani. Bizimkiler bakalım gidebilecekler mi ama fazla zannetmiyorum. Adam da Drogo'yu saklamıyorsa ben de neyim? Vuramadığım için öldüremedim ya. Bugün ne var derslerde? Ağlamak. Drogo'yu basarsam alırız ha. 3-2 Drogo'yu basarsak alırız. Overtime. Basayım mı? Bak yine inmiyor. Senin beynine tüküreyim, beynine. Boşuna Drago'yu da bastım. Sizin ben kafanıza tüküreyim kafanıza. Abi yok böyle bir şey ya. Acayip sinirlendim. Drago'yu da boşa bastım. Bunlarla da boşa debelendim. Vallahi çok fena. Ultimde herif beni yedi resmen arkadan üstten gelip. Keşke üstten dalsaydım. Gizli gizli böyle.
Oradan da alsaydım daha fazla adam öldürürdü. Neyse öğreneceğiz işte karakterde gizli noktaları. Bir önceki çakal oynamış, hemen atladı herif, direkt beni öldürdü. Tahmin etmiş demek ki orada durduğumu. Keşke merdivenin içinde gizlenseydim. Çok görünür yerde bıraktım. Gaza geldim. Bizden de iki adam vardı. Şu ikisi vardı lan dedim. En azından bunlar yürütür. Nerede? Herkes bak ayrı bir telden çalıyor. Nereden gidiyorsun Sirius? Bakalım. Takip edelim. Sirius'u takip ediyorum. Ortadan mı? Vay vay. Oğlum bir geldim, Bomb King'le beraber diğer adamın Dragon da buradan geliyor. Top atla, top atla. Herifler o kadar gruplaşmalı oynuyorlar ki bak. Bir kişiye saldırıyorum, 3 kişi birden saldırıyor. Helal olsun yani. Gerçekten helal olsun. Gerçekten helal olsun. Adamlar 10 numara şerefsizim var ya. Mükemmel ya. Adamlar gerçekten çok iyi vuruyor. ...12 canla kurtuldum ya la, şaka maka. Ağızlarına tüküreceğim ama bu iş. Heal nerede? Heal. Kardeş vur artık onu ya. Öldürdüm de onu ya. La geç şu herife bir bakalım. Adama da geçemiyorum anasını satayım. Bir geçse de bir görsem öldürüp öldüremediğini. Araç da ilerlememiş. Hay tüküreydim ya. Ta geriye kadar geri gelmiş. Bizimkiler de araç ilerletme zaten uyuyor herhalde. Herif oradan çıksa zıpanladım ya. Oğlum 37 saniyemiz kaldı, 37. Ya basacağım ya basmayacağım. Basmayacağım anasını satayım. Bunlar yürümeyi bilmiyor çünkü. Basmayacağım Dragon'u. Lan ben sizin ağzınıza tüküreyim kapının önüne.
Ulan kapının önüne barikat kurdum ağzına tüküreyim, niye de öldürmedim? İnanamıyorum ya, kapının önüne barikat kurmuşum ben orada. Abi yok böyle bir şey ya, resmen komedi ya. İnanamıyorum, gözüm yaşardı şerefsizim ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Kapının önüne gittim, resmen Dragos'la barikat kurdum, yine de öldüler la. Kalkanı açsa salak zaten aracı ilerletecek. Vay anasını be. Vay anasını be. Lan 3 adam benim Drago'yu öldürmeye çalışıyorlardı zaten. Her çıkanı otomatikman gazlıyordum. 3 adam orada. 3 adamı zaten ben tutuyordum ya. Ya abi ne kadar komedi ya. Yemin ediyorum var ya, böyle bir şey olamaz ya. Dragonların havada kapışması. Ne dedim abi? Ya şeyi alırsanız adam oldu lan. Vallahi helal olsun ha. İman ile herif birinci oldu ha. Ne denir? Son el çok iyi oynadım. Çatır çutur öldürdüm herifleri. Arkadan gittim yani. Gerçekten yaradığını görüyorum. Herif kaykayı tam anlamıyla iyi kullanıyordu. Havada iyi uçuyordu. Abi şurada bizi harbiden iyi zıplamladı ya. Yemin ediyorum çok iyi hareketti. Ne dediğini diyecektim. Moral desteğini eğer en başta çok yüksek tutarsanız ultiniz daha fazla çıkar. Karşıdaki adama göre ben moral desteğimi daha fazla bastım. Yine her şeyde birinci olduk. Hasar, saf dışı bırakmalar, tekli katletmeler, çoklu katletme, katletme serisi hepsinde başarılı. Şurada adam birinci oldu herhalde. Helal olsun vallahi. İyi oynadı demek ki. Biz şurada ne derece yapmışız? Şunu merak ettim bir. 17 tane adam öldürmüşüm. Benim gibi bir de zaten Moji öldürmüş. Onun dışındakiler abi leş. Sirius'un öldürmesine gerek yoktu. Bu adamın da 10 tane öldürmüş. 7 tane kalkanımız öldürmüş. Vallahi helal olsun. Tank adamken 7 tane öldürmüş. Zaten Sky abi ağzımıza tükürdü resmen. Gizli gizli saklana saklana hepimizi öldürdü. Ama güzel bir oyundu ve kart dizilimi gerçekten işe yarıyor. Bakalım sizin de hoşunuza gidecek mi gençler? Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Başka videoda bakalım neler olacak.